Herkese merhaba. İşte odamın rutubetten son şekli. Tipik bir bodrum evi haline geldi. Bu rutubetin önüne geçmek artık imkansız demiştim ki fikrimi değiştirecek bir ürünle tanıştım. Şimdi önce bunu temizleyeceğiz ve güzelce bir boyayla boyayacağız ve artık rutubet olmayacak. Tabii inşallah. Hadi başlayalım. Evet, temizliğe başlıyoruz. Önce rutubetli alanımızı rutubet önleyici genel temizlik ürünü olarak da kullanılan bu ürünle antibakteriyel iyice bir güzelce bir temizliyorum. Görüyorsunuz akıtıyor ama rutubet tamamen kesin sonuç vermiyor. Yani temizlik olarak çok güzel. Tekrar rutubet olmasa daha güzel olur. Önce bu ürünü güzelce temizliyoruz. Sonra size süper bir ürün tanıtımı yapacağım. Isonen MS82 isimli nem boyası. Nem ve rutubete bu ürünle son veriyoruz. Zaten ürünün üzerinde de uygulama şekli mevcut. Buradan size de göstereyim. Ürün 5 kilogram. Biz diğer bir odamızda bu ürünü denedik. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Yaklaşık 2 aydır hiçbir rutubet izi yok. Bu ürünü sulandırmadan kullanıyoruz. Nemli, boyalı, boyasız fark etmiyor. Alçılı, alçısız. Zaten ürünün üzerinde de açıklama yerinde de özellikleri nasıl uygulama yapılacağı yazıyor. Nemli duvarlarda, boyalı ya da boyasız rutubetli duvarlarda, su basmalarında, iç ve dış duvarlarda, bodrum kat duvarlarında, sıva, alçı, beton, sap gibi yüzeylerde, zeminlerde, tünellerde. Yani uygulama alanı oldukça geniş. Yüzey hazırlığı ise boya kullanıma hazır durumda. Herhangi bir inceltme yapmanıza gerek yok. Sadece zemini bir temizlemek gerekli. Kuru olması önemli. O yüzden önce yüzeyimizi temizliyoruz. Ben bunun için bu ürünü kullanıyorum. Ve bir rulo yardımıyla küçük ince bir rulo ya da fırça yardımıyla ilk önce bir kat sürüyoruz. Kuruduktan sonra 24 saat sonra da ikinci katı da sürüyoruz. Yoğun bir kokuya sahip, o yüzden iyice bir havalandırıyoruz. Biz aldığımızda 240 lira gibi bir rakamdı herhalde. Şu an fiyatını tam olarak bilmiyorum ama biraz pahalı bir ürün. Fakat kesinlikle değer. Yani sonuçları muhteşem. Evet, Türk malı. Odayı 2-3 gün havalandırmanız gerekli. Şimdi başlıyoruz. Önce alanımızı güzelce bir temizleyeceğiz. Arkadaşlar, eğer siz de boy fakiriyseniz tavanın böyle köşelerini gördüğünüz üzere bile de ucuyla silebilirsiniz. Ben şu an siliyorum. Evet, başarılı. Islattım ve ilacımı mop başlığına sürdüm. Çıkartıyor. Yani sadece yerleri silmek için kullanmayın. Bu da pratik bilgi olarak kalsın istedim. İlk önce siliyoruz, kurumasını bekliyoruz ve boyuyoruz. Arkadaşlar, bu oda Isonen boyası tarafından daha önce boyandı. Yaklaşık 2 ay oldu. Gördüğünüz üzere tertemiz, bembeyaz. Rutubetten de eser yok. Ki rutubetten bu odaya girilmiyordu. Bu da dipnot olarak sizinle paylaşmak istedim. Kesinlikle tekrar rutubet çıkmıyor. Bizzat denedim. O yüzden güvenli
rutubetli alanlarda uygulayabilirsiniz diye de videosunu çekiyorum. İşte sonuç bu şekilde. Ama ağır kokusu var. Videonun başında da bahsetmiştim. Bunun için odaya birkaç gün girmemeniz gerekiyor. Bol bol havalandırmanız lazım. Sonuçlara inanamayacaksınız gerçekten. Yani helal olsun. Bu boya işini yapıyor. Şimdi işleme devam ediyorum. Diğer odada sıra. Birkaç gün ara vereceğiz. Sonra diğer odanın da size son şeklini göstereceğim. Evet arkadaşlar, boyanın kıvamı oldukça yoğun. Yoğurt gibi diyebiliriz. İnce bir rulo fırçayla duvarımıza sürüyoruz. Boyama işlemi bitti. Sadece rutubetli alanlara boyayı sürüyorsunuz. Şöyle farkı görmeniz için de zaten uzaktan çekeyim ki farkı görün. Böyle alaca belece oldu. Üzerinden bir plastik boya güzel olacak. Şuradan. Diğer bölgeyi de boyadık. İşte boyalı alan ve boyasız alan. O kadar yoğun bir koku var ki içeride. Nasıl bir kimyasalsa tabii rutubeti önlemek kolay değil. O yüzden bu odayı birkaç gün kullanmamak en güzeli olacak. Birkaç gün sonra tekrar görüşmek üzere. Created with free version for non-commercial use. Evet arkadaşlar, odamızın son şeklini de göstereyim. Videoya burada son vereceğim. Rutubetli alanları şöyle önce temizledik, sonra rutubet boyamız Isonem MS82 ile boyadık ve son kat olarak da bir plastik boyayla tekrar üzerine geçtik ve şu an bembeyaz oldu. Rutubetten eserde kalmayacak.
şu bölgede. Biz çok memnunuz. Daha önce diğer odada da denemiştik. Sizin de eğer rutubet sorununuz varsa kesin çözüm bu boya, tavsiye ederiz. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.